Sevgili yavrum, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Bütün düşüncem seni hayata mesut görmek. Bunun için iyi bir izdivaç yapman lazım. Ne demek istiyorsun anne? Kızım, Rıza Bey seninle evlenmek istiyor. İyi bir aileden ve aynı zamanda da gayet zengin bir adam. Bence bu çok uygun bir evlenme olacak. Fakat ben o adamı sevmiyorum anne. Onunla nasıl evlenirim? Hayır. İmkanı yok. Neden imkanı olmasın? Sen makul bir kızsın Şükran. Biraz düşünsen bu teklifi hemen kabul edersin. Fakat abi... Kâfi! Ne büyük bir para sıkıntısı içinde kıvrandığımı bilmen lazım. İflastan kurtulmam için Rıza Bey'in yardımına muhtacım. Bugüne kadar alıştığımız hayatı devam ettirebilmemiz için bin bir türlü fedakarlığa katlandım. Fakat artık takatım kalmadı. Şimdi sıra sende Şükran. Cahil. Zaten senin yerine ben Rıza Bey'e söz verdim bile. Şükran'ın yanına git anne. Böyle olması icap ettiğine ikna et kendisini. Peki oğlum. İnşallah sonu hayırla biter bu işin. İyi olur anne. İyi olur. Üzülme sen. Şükran'ı istemediği birisine vermekle acaba doğru bir harekette mi bulunuyorsun? Başka türlü olmasına imkan yok Melek. Onun müstakbel saadetiyle bizimkini karşılaştırıyorum ben. Korkuyorum Cahil. Şükran'a bu fedakarlığı yüklemeye hakkımız yok. Bunca senelik ailemiz yıkılsın, mahvolsun. Oğlumuza kötü bir istikbal mi hazırlayalım? Bilmiyorsun Cahil, bilmiyorsun. Sen üzülme. Ben hepinizin saadeti için uğraşıyorum. Sevgili Melih. Evlendi mi? Niçin? Neden yaptı bunu? Ailesini felaketten kurtarmak için Rıza'm. İnanın Şükran kendisini feda etti ve ağlıya ağlıya gelin oldu. Demek her şey bitti artık. Evet Rıdvan Bey. Bir gün ele geçmesinden korkarak size mektuplarınızı gönderdim. Artık siz de onun mektuplarını iade edersiniz değil mi? Onu unutun Rıdvan Bey. Sizi sevdiğine emin olarak unutun. İkinci kaptan olur olmaz evlenecektik. Yemin etmiştik. Mukadderat Rıdvan Bey. Siz erkeksiniz. Buna cesaretle karşı koyabilirsiniz. Şimdi bana söz verin. Mektuplarını verecek ve Şükran'ı artık görmeye çalışmayacaksınız değil mi? Peki Melek Hanım. Söz veriyorum onu aramayacağım. Unutabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü onu her şeyden fazla seviyorum. Mektuplar yanımda değil. Eğer arzu ederseniz biraz bekleyin. Nöbetin bitince gidip alalım. Benim hemen eve dönmem lazım. Öyleyse ben mektupları her zamanki adrese postalarım. Tekrar tekrar teşekkür ederim Rıdvan Bey. Siz mert ve şerefli bir insansınız. Müsaadenizle. Buyurun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Sana ne getirdim Ahmet? Bak. Babam geldi anneciğim içeride. Babası mı geldi? Evet. Hadi sen git yavrum. Gördün mü? Çabuk söyle sonra konuşamayız. Gördüm mektupları her zamanki adrese yollayacağım. Ah bu iyiliğini hiç unutamayacağım Melek. Cahil seni sordu. Doktor Ziya Bey'e gittiğini söyledim. Ya. Cahil. Karışım. Seni ne kadar özledim bilsen, artık gitmeyecek, yanımda kalacaksın değil mi? Evet.
Doktora niçin? Hasta mı? Ehemmiyetsiz bir şey. Biraz istirahat etmemi söyledim. Doktorun sözlerini dinle. Rıza öbür gün Mersin'e hareket edeceğinizi söyledi Şükran. Yol hazırlığınız tamam mı? Evet abi. Kocanın kıymetini bil Şükran. Rıza mükemmel bir insan. Evet. Sizin için. Şükran. Ne demek istiyorsun? Yalan mı? Siz kendi menfaatiniz için ondan evlenmeme razı oldunuz. Ben yaptığım hareketin doğruluğundan eminim. Senden kocana bağlılık ve sevgi istiyorum. Evlenmekle zaten bağlanmış oluyorum. Fakat sevgi isteyemezsiniz. Ben bu ticari anlaşmanın sizin tarafınızdan konan sermayesini teşkil ediyorum. Çok ucuza harcadın beni abi. Para saadet getirir mi zannediyorsun? Hiç olmazsa insanı parasızlığın getireceği felaketlerden uzak tutar. Aklını başına toplayıp kocanı sevmeye çalışsan iyi edersin. Çok zor Melek. Bu istediği şey çok zor. Rıdvan'ı unutmama imkan yok. Şükran. Ver o mektubu bana. Duymuyor musun? Ver mektubu diyorum. Kolumu acıtıyorsun. Senden mektubu istiyorum. Sevgilinden gelen mektubu. Bu mektup bana ait değil. Kimin olduğunu şimdi anlarım. Mektup Melih'in. Sana ait olmayan bir mektubu nasıl alırsın? Demek o masum yüzlü kadının bir aşıkı var. O baş başa konuşmalarınızın sebebini şimdi anladım. Yanılıyorsun. Melih'in gizli gizli yardım ettiği bir akrabası var. Bu mektup ona ait. Ver o mektubu bana. Öyleyse mektubu ben kendim veririm ona. Ne annem ne de abim ondan görüşmesini istemiyorlar. Haber alırlarsa bir felakete sebep olursun. Sen merak etme. Ne annen ne de abin haber almazlar. Hadi gidelim. Aldın mı mektupları? Yalnız bir tanesini Melek yazsın. Peki ne yazıyor? Bilmiyorum. Mektup Rıza'da. Ne dedin? Mektubu elime alır almaz karşımda Rıza'yı gördüm. Şimdi ne yapacağım? Affet beni Melek. Sana bir şey itiraf edeceğim. Rıdvan mektupları senin adına posteristan gönderiyordu. Nasıl? Benim adıma mı? Evdekilerin eline geçmesinden korkuyordum. Ne olur yalvarırım sana beni ele verme. Demek şimdi kocam benden şüpheleniyor. Hayır. O mektubun gizli gizli yardım ettiğin bir akrabandan geldiğini söyledim. Affet beni kardeşim. Sana ne büyük bir fenalık ettiğimi biliyorum. İcap ederse her şeyi itiraf ederim. Fakat şimdi beni ele verme. Peki Şükran. Seni ele vermeyeceğim. Ah ne kadar iyi kalpsin. Buyurun mektubunuzu Melek Hanım. Sırrınızı istemeyerek öğrendim. Özür dilerim. Her şey hazır. Yola çıkabilirsiniz enişte. Buyurun. Ha, bak sana bahsettiğim mesele üzerinde düşün. Kocamın verdiği mektubu Rıdvan'ın göndereceği mektuplarla beraber yaparsın. Sen merak etme. Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Ha, sen de o işi ihmal etme. Artık mektuplarınızı bekleriz. Biz sık sık yazarız ama siz sakın ihmal etmeyin. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle 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 canım evladım. Allah'a ısmarladık. İyi yolculuklar enişteri. Sakın ihmal etmeyelim. Güle güle Şükran. Evet. Güle güle. Ben çocuğun odasına çıkıyorum. Birazdan ben de gelirim. Telefona bakar mısın Melek? Buyurun. Evet burada. Kim Melek? Doktor Ziya Bey.
Buyurun doktorcuğum, ben Cahit. Rıza mı? Bugün Mersin'e gitti. Karım gideceğini size söylemedim. Nasıl? Karımı bir aydır görmediniz mi? Ya. Herhalde ben yanlış anlamış olacağım. Estağfurullah. Hay hay. Size bildiririm. Şimdi söyle bakayım. Dün neredeydin? Sana söylüyorum. Cevap versene. Yalvarırım sana bir şey sorma Cahit. Bu hem benim hem de senin için iyi olur. Bu sorduklarıma cevap değil. Söyle, dün neredeydin? Sana söylüyorum. Cevap vermiyorsun. O halde senin yerine ben söyleyeyim. Aşınla beraberdin. Cahit! Evet, senin bir aşın var. Ve beni aldatıyorsun. Yılan! O mektup ne? Ver onu bana. Cahit! Ver o mektubu bana. Yapma Cahit, ne olur. Ver diyorum sana. Sevgilim, sana bu şekilde son defa hitap ediyorum. Maalesef bir kaza neticesinde mektuplarının bulunduğu zarf çalındı. Bu mektuplar çalanın bir işine yaramayacağı için imha edeceğine eminim. Aşkımızdan ve beraber geçirdiğimiz mesut dakikalardan hiçbirisi kalmamıştır. Hayatımdan çekileceğime söz verdim. Sözümü tutacağım. Bende kalan Ahmet'in resmini de gönderiyorum. Allah'ım! Ahmet! Yanılıyorsun Cahit. Ben seni seven, sana tapan yuvasına bağlı bir kadınım. Bu mektup ve fotoğrafa rağmen hala nasıl yalan söyleyebiliyorsun? Evladımızın bahşi için yemin ediyorum ki doğru söylüyorum. Hangi evladımızın? De şuna. Söyle, kim bu adam? Yapma Cahit, yapma. Benim suçum yok, yapma. Hala inkar mı ediyorsun? Cahit! Ne yapıyorsun sen? Çıldırdın mı? Al anne oku. Oku da beni nasıl bir kadınla evlendirdiğini anla. Sokaktaki fahişeler bile senin kadar iğrenç değildir. Her şeyimi kirlettim. İsmimi, şerefimi, hatta ruhumu bile. Çünkü evladım diye bir bağrıma bastım. İnan bana Cahit, mektup benim değil. Ben korkunç bir hatanın kurbanıyım. Aman yarabbi, ne kadar feci. Ben masumum. Niçin sustuğumu, niçin her şeyi söylemediğimi bir bilseniz. Ne yazık. Bugüne kadar koynumuzda bir yılan beslemişiz. Seni öz kızım gibi sevdim, büyüttüm, gelin ettim diye mi bundan körlüğü yaptım? Artık bu kadar kâfi. Her şeyi anlatacağım. Ben suçlu değilim. Mektup Şükran'a aittir. Şükran mı? Burada olmadığı için suçu onun üzerine atmak istiyorsun. Ya çocuk? Şükran'ın çocuğu var mı? Rezil kahpe! Ne yapıyorsun Cahit? Çocuk sana benzemiyor. Bir bo. Onu nasıl evladım diye bağrına basıyorsun. Bo. Öldür onu. Hayır. Hayır. Bu çocuk senin. Karın masum. İçindeki ifrite boyun eğme. O seni ve yavrunu felakete sürüklüyor. Bir. Babası sen değilsin. Ona gururla, iftiharla oğlum diyemezsin. Bu onu. Öldür. Öldür. Cahit! Bırak yavrumu, çıldırdın mı sen? Yıkıl karşımdan. Anne. Anneciğim. Anneme dokunma baba. Boğarım seni. Sus. Sesin çıkmasın. Ama Cahit, günaha giriyorsun. Allah korkusu kalmadı mı sende? Anneciğim, babama ne oldu? Ah.
Korkma ya. Korkma. Benim bir tane. Babam birdenbire hastalandı. Korkma benim yavrum. Davranma. Dön. Ayıp ettin abi. Mürekkep yalamadık ama kanunu ezbere biliriz. Toplu iğne bile bulamazsınız sizde. Zanaatın bilecilik ama iş bulamayınca ne alt edersin? İran olası hanede evladı ayal var. Gözümün nuru. Satsam atılmaz, satsam satılmaz. Üstüne tuz biber, 6 yaşında bir de piç var. Gel abi, ben ettim, sen etme. Bırak gideyim. Bir daha buralarda istasyon yaparsam ipe çek beni. Otur bakalım. Sotaya düşürüp piyastos etme abi. Polis mi çağıracaksın yoksa? Ayaklarını öpeyim, kıyma bana. Korkma. Bir şey konuşacağız seninle. Senin istediğin para kazanmak değil mi? Evelallah. Ama helalinden olsun. Öyleyse beni iyi dinle. Sana bir çocuk vereceğim. Küçük bir oğlan çocuğu. 2000 lira da para. Onu İstanbul'dan uzağa götürüp büyüteceksin. Kendin gibi bir serseri yapacaksın. Kabul mü? Ucunda hızlı mangiz olduktan sonra... Öyleyse burada bekle. Çocuğu getireyim. Baş üstüne abi. Al çocuğu, uyandırmadan götür. Maşallah güzel çocuk. Tıpkı sana benziyor. Bana mı benziyor dedin? Benziyor gibi görünüyor ama bu işi bir Allah bir de çocuğun anası bilir. Kapa çeneni. Al şu parayı da. Arkandan gel. Bir anayı evladından ayırmak cinayetlerin en büyüğüdür. Yalvarırım sana, söyle yavrum nerede? O senin de oğlun Cahit. Bir zamanlar bu masala inanmak budalalığını gösterdim. Üzülme, o şimdi çok emin ellerde.
Oğlunu parlak bir istikbal bekliyor. Onu yetiştirmeleri için serserilere verdim. Yürü anne. Ahmet, yavrum. Sus be, zırlama öyle. Artık annem benim, ne istiyorsan onu söyle. Ben benim annemiydim. Oh paşam, beğenemedin mi beni? Senin naranı beğensin. Yedi bayram anasız kalsa dönüp bakmaz. Mübarek surat değil, turşu kavanozu. Başlatma şimdi babanın şarap çanağına. De oğlum, de! Benim de senden farkım kalmadı şu karnın elinde. Senin de ciğerlerin sökülsün çukurusu. Geberemedin ki kurtulalım elinde. Aa, ağlama kardeşim, ağlama ki seni dönmesinler. İsmin ne senin? Ahmet. Bunlar senin annenle baban mı? Hayır. Annem, babam ben çok küçükken ölmüşler. Sümüklü dayım olur. Çok fena, çok kötü insanlardır bunlar. Anneciğim. Siz biraz burada durun, ben etrafı bir kolaçan edeyim. İn aşağıda bana biraz yardım et. Etrafı şöyle bir kolaçan edeyim. Haydi bileci, bileci, bıçak bileci. Selamünaleyküm muhtar abi. Aleyküm selam. Yok mu bilenecek bir şey? Makas, bıçak, ustura? Var. Var galiba. Sen biraz bekle. Ben şimdi gelirim. Eve varıp bir bakayım. Gideriz. Bu kağıda Veled'in doğum ilmi haberini doldurup yüzünün üstüne de imzayı çaktık mı, Veled'in kafa kağıdı cebimizdedir. Ah! Ahmet'im, evladım annem bana. Benim günahım yok Cahil. Mahzunum ben. Ben seni seviyorum. Seni seviyorum. Benim erkeğim sen. Yavrumu getirin. Yalvarırım, yavrumu getirin. Söyle. Söyle mahzun olduğunu. O bizim oğlumuz Cahil. Bizim oğlumuz o. Yavrumuz nerede? Ah, ben seninim Cahil. Bizim yavrumuz o. Ahmet. Ahmet. Cahit, Cahit, seni seviyorum Cahit, yalnız seni seviyorum, yalnız seni, Ahmet, Ahmet. Çocuğunun serserilerin eline geçmesi üzerine şiddetli bir ruhi sarsıntı geçiren Melek, uzun zaman hastanede kaldıktan sonra bir gün kalbi kırık, vücudu harap, fakat içinde çocuğunu bulmak azmiyle oradan ayrıldı. İlk işi köşke gidip her şeye rağmen bir anne olan kayınvalidesinden yavrusu hakkında malumat almak oldu.
Yavrumdan ayırmayın. Siz de anasınız. Ne olur söyleyin bana. Ben ailenize karşı beslediğim minnettarlığın kurbanıyım. Ben de suçlu hali varım. Yüzüm günahkar bir kadın özü gibi kızarıyorum. Söyleyin. Söyleyin yavrum nerede? Oh. 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 Anne. Anneciğim. Artık seni duymaz kızım. Kayınvalidesinin bir şey söyleyemeden ölmesiyle oğlunu bulmak hususunda son ümit kapısı da kapanan Melek, Cahid'in ne büyük bir kinle kendisinden intikam aldığını anladı. Kalk bakayım. Ağlama. Bir şey yok yavrum, ağlama. Hadi git elini yüzünü yıka çocuğum. Ali gel. Hadi ağlama artık. Ahmet, evladım. Seneler geçti. Sümüklü Emin tehlikenin geçtiğini anladığından tekrar İstanbul'a dönüp Zincirli Kuyu sırtlarında bir gece konduya yerleşti. 5 senedir arakçılığa alıştıramadım sizi be. Yazıklar olsun verdiğim emeklere. Puh! Ben kör besleyici değilim. Çalışmayana ekmek yok. Benden örnek alın, benden. Ne halt ederseniz edin. Küfecilik edin, hamallık edin. Ama akşam oldu mu benim yarımlık gelmeli. Anladınız mı? Gelmedi mi? Sizi kaza bağlar, eşek sudan gelinceye kadar pataklar. 3 gün ekmek su vermem. Hadi iş başına. Yaylanın bakalım hadi. Biraz dinlenelim Ayşe, olur. Yoruldun değil mi? Zarar yok, zaten yaklaştık. Şu yokuşu çıkınca soldaki beyaz ev demişlerdi. Gidelim. Biraz daha duralım. Bak öksürüyorsun. Hayır, bir şeyim yok. Gidelim. Ne oldu Ayşe? Kuvvetim kalmadı. Ben sana yardım ederim. Gel sen şurayı bulur. Thank you.
hekime bırakayım, yine seni izin alırım Ayşe. Olur. Şimdi seninkini de götüreyim. Şurada oturalım da sayalım olmaz mı? Bugün çok para kazandık Ayşe. Dayaktan kurtulduk. Babanın akı parası, bu da senin ilaç paran. Ah. Ver paralarımı! Hangi paranı bekliyorsun? Benim paralarım onlar! Kaç kestirsiniz! Ver diyorum sana, benim paralarım onlar! Bırakın! Ayşe! Benim onlar kaç kestirsiniz! Mali bir çocuğu! Bırak diyorum! Selim! Hadi yürüyün çocuklar! Üzülme Ahmet! Dağlarını verir, hadi gidelim! ₺85 kalmış! Geldiniz mi? Çukurları. Sökülün bakalım mangizler, hadi. Ver. ₺85. Hepsi bu kadar mı? Nerede babanın yarımlığı? Alamadık anne. Alamadınız mı? Hadi gidin zıbağın öyleyse. Hadi, yemek de yok bu akşam. İtler. Yanımdan gitme Ahmet. Gitme Ayşe. Şimdi biraz rahat mısın? Sümüklü baba geldi. Şoparlara bel bağlama. Elleri boş gelmişler Allah'ın belaları. Ne dedin? Benim yarımlığı getirmemişler mi? Avucunu yala. Hani benim yarımlık? Alamadık baba. Nerede bugün kazandıklarınız? Güllü Ana'ya verdik baba. Bütün gün ₺85 mu kazandınız? Vallahi ₺85 baba. Yemin et ve velet. Şimdi başlarım babanın canında. Vurma Ayşe'ye baba. Ne olursun vurma artık. Çekil. İkiniz de aynı çanağa düşüyorsunuz. Bilmiyor muyum ben sizi? Yemek oldu mu koşarsınız tazı gibi. İşe geldi mi serersiniz yelkenleri. Haram yiyiciler. Ay. Gene mi boşandın? Bari iyice boşan da sen de kurtul biz de. Allah ikinizin de cezasını versin. İnsanda yaşamak zevki bırakmıyorsunuz ki be. Gel de içerleme. Oh.
Ne yapıyorsun orada? Nedir o şey? Ver bana bakayım. Sizi geberesiceler sizi. Biz burada bir yudum rakının ağzını çekelim, siz bu zıkkımlara para verin ha? Al. Hadi zıbar. Nefes alırken ciğerlerim ağrıyor. Hep kan geliyor gırtlağıma. Boğulacağım sanki. Sana biraz su. Ölsem de kurtulsam Ahmet. Sen ölme sakın. Ben ne yaparım sonra yalnız? Senin annen baban vardı. Onların yanına gidersin. Eskiden bizimle beraber değildin. Sümüklü baba söyledi bunu. Biraz büyüyünce yanlarına almışlar beni. Yalan. Zaten ben onları sevmiyorum. Biraz daha büyüyelim kaçarız buradan. Kaçarız değil mi Ahmet? Kaçarız ya. Ben zaten subay olmak istiyorum. Onların at koşturduklarını gördükçe içim gidiyor. O zaman senin de öksürüğün geçmiş olacak. Hatta beraber değil. Ama sen subay olursan harbe gidersin. Olsun. Harp bitince yine gelirim. Bana biraz daha su ver Ahmet. Vay karamaşama. Ulan gözlerime inanamıyorum. Hoş geldin Salih. Sen sağ mısın ya? Elbette sağız be abla. Dün akşam yengeç Kazım'ın mayonesinde Arap küflüğü gördüm. Sizi söyleyince gidip göreyim bizimkileri dedim. İyi ettin. Otur şöyle bakalım. Gülü hazırla bir tepsi parlatalım Salih'in şerefine. Şimdi anlat bakalım. Ne anlatayım? Şöyle bir etrafı kolaçan ettim. Sonunda gene İstanbul'a kapağı attım. İlkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Sen anlat bakalım ne alemdesin? Biz de 5 sene sürttük ötede beride. 4 ay evvel buraya geldik. Ulan Ahmet gel buraya. Kim bu valet be sümüklü? Bizim evlat. Hikayesini anlatırım sana. Al şu 5'liği. Çabuk bir yarımlık getir bir de. Senin bir yeğenin vardı. Ne oldu? İçeride kan tükürüyor. Geberemedi gitti. Allah'ın ıslak bıçanı. Şimdi biraz beni dinleyin. Ben buraya boşuna gelmedim. Kaç gündür bir evi gözlüyorum. Evde ihtiyar bir moruktan başka kimse yok. İçeri bir girdik mi adam akıllı yüklü çıkarız. Yaşa be karamaça. Durursun durursun ama turnayı her zaman gözünden vurursun. Biraz evvel gördüğüm velet çok işimize yarayacak. Pencereden içeri süzülüp bize kapıyı açacak. İşte orası yaş. Velet'e bu işi yaptıramaz. Neden? Velet hanım evladı be. Bizim gibi tırnaktan atma değil. Ervanın bam teline kadar namuslu ana baba yetiştirmek. Kaç senedir uğraşıyoruz da başa çıkamıyoruz. Siz o işi bana bırakın. Çabuk yola getiririm o tahta kurusunu. Su getir. Gel bakayım. Çok şöyle. Şimdi beni... Yarın akşam bir eve gideceğiz. Sen pencereden girip bize kapıyı açacaksın. Anladın mı? Anladım ama açmam. Neden açmıyormuşsun? Ben hırsızlığa yardım etmem. Ulan kerahta! Hırsız kim? Allah bizim hakkımızı yanlışlıkla ona buna vermiş... Biz de onlardan geri alacağız. Bak veledin yediği halta. Yalan söylüyorsun. Öyle mi? Vay cini bitli vay. Atın şunu içeri. Hadi. Nerede içerleme? Sen de mangala getir. Karamaşa'nın dediklerine evet de yoksa elinden kurtulamazsın. Ben hırsızlık yapmam. Evet, yapmasın ha. Al. Gel.
Son olarak soruyorum, yarın akşam bizimle gelecek misin? Sonra gelecek misin? Allah'ın cezası! Getirin şu mangalı! Getir lan! Bak şimdi nasıl yola geleceksin! Yerle şu ateşi! Kerahta seni! Haydi var rahat! Diklerimi yapacak mısın, yoksa gözlerinde uyuyayım mı? Hayır, hayır! Bu korku ona yeter! Yarın dediklerimizi kuzu gibi yapacak, gel biz rakımızı içelim! Buradan girecek. Sen biraz uzakta dur, etrafı gizle. Bana bak ulan. Buradan içeri hiç kimseye çaktırmadan gireceksin ve bize sokak kapısını açacaksın, anladın mı? Hadi! Hadi diyorum sana! Bilmeyeceğim. Yürü! Yoksa delik deşik ederim. Kapa çeneni! Yap, yıkın yine melek. Hadi çıkalım buradan. Yürü lan. Sus, sus canım. Burası mı? Evet. Şükran. Abi. Gel. Bu ne hal böyle abi? Sorma Şükran. Rıza nerede, gelmedi mi? Rıza öldü abi. Vapurda bir gün gene çok sarhoş olmuştu. Her zaman yaptığı gibi üstüme yürüdü. Elinden zor kurtuldum. Muazzemesini kaybederek denize düştü. Bütün aramalara rağmen bulunamadı. Allah taksiratını affetsin. Kıskançlığı yüzünden hayatım zehir olmuştu onun elinde. Desene. Sen de kötü bir rüya gördün. Sen ne yapıyorsun abi? Hiç. Kötü hatıralarımla baş başa yaşıyorum Şükran. Şey abi, beraberimde bir arkadaşım var. Rıdvan Bey, onu tanıyacaksın. Ayazma çiftliği sahibinin oğlu. Bizi İstanbul'a getiren vapurun süvarisiydi. Dışarıda otomobilde bekliyor. İçeri buyursun. Yazıyor, gazeteler, gazete yazıyor. Gazeteci. Bir adet. Yazıyor, en son haberleri yazıyor. Dünkü maçı yazıyor. Gazete var, gazete, en son haberleri yazıyor. Dünkü maçı yazıyor. Gazete var, gazete, gazeteci, gazete var. En son haberleri yazıyor, dünkü maçı yazıyor. Galatasaray Beşiktaş maçının tatilatı var, yazıyor.
Dünkü maçı yazıyor, en son haberler. Gazete var, gazete, gazete. Gazete isteyen gazete, en son haberler. En son haberler, gazete, gazete. Dünkü maçı yazıyor. Gazete var, gazete, gazete, gazete. Bak, ne çok para kazandım Ayşe. Sen nasıl oldun? Daha iyisin ya. Bir şeyim kalmadı Ahmet. Şu parayı Güllami'ye ver. Ben bunlarla Sümüklü Baba'ya rakı, sana öksürük ilacı alıp gelirim. Peki. Geç kalma kardeşim. Olur. Buyurun doktor bey. Teşekkür ederim. Affedersin doktor amca. Ne var oğlum? Benim hasta bir kardeşim var. Kardeşim değil ama kardeş gibi sevişiriz. Hadi Ayşe. Öksürüyor. Çok öksürüyor. Nesi var? Bazen de ağzından kan geliyor. Şimdi de tutturdu öleceğim diye. Görseniz siz de acırsınız haline. Bu çocuğun anası babası yok mu? Hastaneye niye yatırmıyorlar? Yok amca. Dayısıyla yengesi var. Onlar çare yok diyorlar Ayşe'nin hastalığına. İşte ben para buldukça öksürük şurubu alıp veriyorum ona. Peki nerede oturuyor bu çocuk? Fabrika var ya, onun arkasındaki gecekonduda. Sümüklü elinin evi deyince kim olsa... ...deyince kim olsa gösterir. Peki çocuğum. Beraber gidelim kardeşini muayene edeyim. İcap ederse hastaneye yatırırız. İyi ederiz inşallah. Çok teşekkür ederim doktor amca. Yalnız beraber gitmeyelim. Çünkü bu işe karışıyorum diye döverler beni. Peki evladım, sen şimdi git. Ben bir hastaya uğrayayım, gelirim. Kardeşini muayene ederim. Senin haber verdiğini de söylemem. Teşekkür ederim doktor amca. İlacımı verir misin eczacı abi? Teşekkür ederim. Nerede kaldın lan? Dükkan kalabalıktı. Dükkan kalabalıkmış. Defalardan hadi. Bu veledi bir türlü yola getiremeyeceğiz vesselam. İlacını getirdim. Doktor gelecek. Belki de hastaneye götürecek seni. Artık iyi olacaksın Ayşe. Doktor mu gelecek? Evet. İşte doktor geldi. Merhaba. Merhaba. Kimi istediniz? Sümüklü evinin evi burası mı? Evet efendim, burası. Ben hükümet tabibiyim. Burada hasta bir çocuk olduğunu duydum. Onu görmeye geldim. Mühim değil. Nezle oğlum. Olsun, görmem lazım. Pekala, gelin görün. Neyiniz olur bu kızca? Yeğenim. Neredeydiniz bu zamana kadar? Hiç kimse dikkat etmedi mi çocuğun bu haline? Çok hasta yavrucu. Biz fakir insanlarız doktor bey. Devletin hastaneleri, doktorları var. Hiçbirine götürdünüz mü? Hiçbirine gösterdiniz mi? Hemen onu hastaneye kaldıracağız. Yeğenimi hiç kimse benden ayıramaz doktor bey. Biz onu tedavi ediyoruz. Zorla hastaneye götüremezsiniz. Bakın, öksürük şurubu içiriyoruz. Yalan söylüyor doktor amca. Hiç bakılmıyor Ayşe burada. Ben gizli gizli öksürük ilacı alıyorum da... Gördükleri zaman ikimiz de dövüyorlar, şişeyi kırıyorlar. Ben onun ölmesini istemiyorum. Onu iyi yedin doktor amca. Ayşe'yi öldürecek bunlar.
Bak hele Veled'in yediği halta. Ne diye öldürelim biz onu? Yeğenimize kendimiz bakmak isterdik ama madem ki devlet baba bakacak mesele yok. Hadi kalk kızım bakalım. Buyurun beyim. Buyurun doktor. Hadi. Anlatma hadi şimdi. Şuramdan bir şey koparıyorlarmış gibi geliyor. İnşallah yakında iyi olursun evladım. Çabuk iyi olmaya bak. Sen olmazsan buranın tadı tuzu da olmaz. Çocuğu her zaman hastanede görebilirsiniz. Allah ısmarladık abla. Güle güle Ayşe. Merak etme iyi olacaksın. Ben seni sık sık görmeye gelirim. Ayşe. Seni it seni. Öldürecekmişiz Ayşe'yi ha. Ulan hastalık da ölüm de Allah'ın emri. Bize ne? İşte aradığın hasta yavrum. Ha Ayşe. Ahmet. Canım kardeşim benim. Nasılsın Ayşe? İyiyim Ahmet. Çok iyi bakıyorlar bana. Keşke ben de hasta olsam da her zaman senin yanında bulunsam. Sen hasta olma Ahmet. Yazık değil mi sana? Bizim hayatımız daha mı insan? Ne oldu? Ne yapıyorlar sana? Dalavera çeviriyorlar. Bir hırsızlığa öne yapacaklar beni. Ama kafama koydum. Kaçacağım. Bir yerde iş bulup çalışırım. İyileşince sen de yanıma gelirsin. Olmaz mı? Ben çalışamam ki. Biliyorsun. Hadi. Ağzımdan kan geliyor. Doğru. Sen çalışamazsın. Ben çalışır sana bakarım. Sen için. Kardeşim ben yine gelirim. Allah'a ısmarladık kardeşim. Güle güle. Hey delikanlı kalk bakalım. Burada uyunur mu? Senin evin barkın yok mu? Yok. Annen baban? Kimsem yok. Gel bakalım benden beraber öyleyse. Nereye götüreceksin beni bekçi baba? Ben bir şey yapmadım. Burada yatmak yasaktır. Seni karakola götüreyim de orada yatarsın. Karakola götürme beni bekçi baba. Ne olursun götürme beni. Korkma oğlum korkma. Hadi gel benden beraber. Buyurun Rıdvan Bey. Merhaba Cahit Bey. Buyurun oturun şöyle. Teşekkür. Ne kadar değişmişsiniz. Sizi sokakta görseydim tanıyamazdım. Son defa gördüğümde küçücük bir çocuktunuz. Sana bir itirafta bulunacağız abi. Buraya bunun için beraber geldik. Müsaade edin de ben anlatayım. Biz senelerden beri birbirimizi seviyor ve evlenmek için de İkinci kaptan olmamı bekliyorduk. Artık mesut olmamız için müsaadenizi bekliyoruz. Mesut.
Mesut olacağınıza inanıyor musunuz? Evet abi. İnanmak güzel şey. Madem ki bu saadetinizi ben baltalamış oldum, beni affedin. Mesut olun. Size küçük bir arkadaş daha. Biraz evvel getirdiler. Sevimli bir çocuk. Melek ablanın sözlerini iyi dinle. Olur mu oğlum? Senin adın ne? Ali. Benim adım da Melek. Hiç kimsen yok mu senin? Yok efendim. Peki nerelerde kalırdın şimdiye kadar? Sokaklarda yatardım. Burası senin evin artık. Benim de senin yaşında bir oğlum olacak. Gibi bakmamı ister misin? İsterim Melek abla. O kadar güzel, o kadar iyi görünüyorsunuz ki. Her sözünüzü seve seve yapacağım. Benim acım ne kadar çok ister. Öyleyse uslu duracak, söz dinleyeceksin. O zaman bana anne diyebilirsin. Peki anne. Bu gemi böyle yürümez. Metelik nanay. Çocuklar yanımızdayken 5-10 kuruş çıkıyordu. Günde öyle 2 bıçak bilemekle bu değirmen dönmez. O veledin kaçması bütün işimizi berbat etti. Ne yapıp ne edip bu veledi bulmak lazım. Olur ya bir gün onu bana veren adam çıkar, çocuğu ister. Veremezsek hazır parayı kaçırmış olacağız. Onu bulmak o kadar zor değil. Eğer bir yere kapılanmamışsa yakalayıp yetimhaneye koymuşlardır. Kötü, çok kötü. Bu kadar sıkıntı çektiğimizi hiç bilmiyorum. Bunları 5 sene evvel bir adamdan yürüttüm. Kaptanmış, ismi de Rıdvan Ters. Şükran adında bir karının yazdığı nameler. İş var abi, istediğimiz parayı toslamazsa nameleri kocasına vereceğiz diye bir mektup yazarız kaptana. Ya parayı verir, ya rezalet çıkar. Peki ama... Kim yazacak bu mektubu? Üslupu bir mektup ister. Biz de. Kafa kafaya verdik mi mektubun daniskasını yazarız. Hangi adrese yazacağız? Limandan öğrenirsin be. Kaptandır bilmezler mi? Sen o işe bak. Biz de Güllü'yle o veledi arayalım. Obay canına gelene bak. Amma da serpilmiş hastam. Ha, ne abi aşı attılar mı seni hastaneden? Burcu ettiler. İyileştim artık. Ha, ben demedim mi doktora senin bir şeyin yok diye? Hadi kur yemek sofrasını. Aptal aptal bakın mı öyle. Hadi içeriye gir. Yok seninki boşuna arama. Ama ahdettim bulacağım. Hey Ahmet. Yok olamaz. Gel yavrum. Gel evladım gel. Gel. Tanımıyorum sizi. Tanımıyorum sizi. O halde biz de içeri girer kendimizi tanıtırız. Hadi yürü be. Ne oldu Ali? Neden yüzün sararmış? Hasta mısın yavrum? Hayır. Beni vermeyin onlara. Almaya geldiler beni. Ne olursunuz vermeyin. Kim almaya geldi seni? Babam. Size o zaman yalan söylemiştim. Onların yanına gitmek istemiyordum. Beni dövüyorlar, hırpalıyorlar. Beni de kendileri gibi serseri yapmak istiyorlar. Ahmet. Vah yavrum benim. Nerelere kayboldun sen? Hiç insan anasını babasını bırakıp kaçar mı? Neler çektik seni buluncaya kadar. Ne olur yalvarırım size. Vermeyin beni. Ali'nin asıl adı Ahmet'miş. Bize yalan söylemiş Melek Hanım. Annesi babası çocuğu istiyorlar. Ellerinde nüfus kağıdı da var. Vermeyin beni onlara. Ne olur vermeyin. Beni yine dövecekler. Aç bırakacaklar. Vermeyin beni onlara.
Sizi çok seviyorum, ayrılmak istemiyorum. Ben de seni çok seviyorum ama elimden bir şey gelmez ki ya. Ne yaptık sana da bizden korkuyorsun Ahmet? Çocuğunu dövmeyen ana baba var mı? Gel sarıl bize Ezgi'si gibi. Evet, sağlıcakla kal bizimle. Zamane çocukları, böyle işte. Bırakmayın beni, bırakmayın beni anneciğim. Git ol. Madem onlar senin anan baban, git. Git onlara. Oo, hoş geldin Beyzade. Aile hayatına da bayılırım. Ne de birbirinize yakışmışsınız ya. Bu sıcakta canımızı çıkardı. Ben ona gösteririm şimdi kirişi kırmanın ne demek olduğunu. Hadi bakayım. Bak. Darlamışsın be Güllü. Ama yüzünün alları da meydana çıkmış. Ağır ol bakalım. Başlamayın Ezipos saçmaya. Sahnede buldu, sonra eve getirip buraya atletti. Ama zararı yok, senin yanında olduktan sonra. Seni bir daha göremem diye ne kadar üzülüyordum bize. Ben de hep seni düşünüyordum ama hastaneden çıktığını bilmiyordum. Hastalığıma çare yok diye beni tabur çektiler. Yanılıyorsun Ayşe, bak bahar geliyor. Hayır, ben öleceğim, bunu biliyorum. Bana bakan doktor, talebelerine ders verirken hastalığımın çaresiz olduğunu söyledi. Hatta sonbahara kadar ancak dayanırsın. Onların bir şey anladıkları yok. Sen iyi olacaksın, görürsün. Salih Yesinlikli baba geliyor. Ben gideyim, onlar uyuyunca sana yiyecek ve su getiririm. Rıdvan! Ah, ne oldu Rıdvan? Gözümüz aydın. 10 gün sonra nikahımız kıyılacak. Ah, nihayet. Bak bugün bir mektup aldım. Senin kaybolan mektuplarından bahsediyor. Yarın gidip onları alıp sana getireceğim. Abin nerede? Mezarlıkta. Ben de gidecektim, seni bekliyorum. Hadi beraber gidelim. Olur. O büyük şüphe kadar bir vicdan azabı da içim kemirdi. Acaba Melih'in söyledikleri doğru muydu? Şükran'ın bir sevgilisi de meydana çıktı. Belki de serserilere teslim ettiğim kendi öz çocuğumdu. Belki de delice kıskançlığım, hodbinliğim yüzünden yuvamızı yıktım. Melek nerelerde acaba? Demek Melek'le Ahmet sağ abi. Bütün söylediklerini duyduk. Kendi öz çocuğunu nasıl feda ettin? Söyle abim, onlar yaşıyor değil mi? Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Eve gidelim, her şeyi anlatayım, içimi dökeyim size. Belki biraz ferahlarım. İnan bana abim, bütün kabahat bende. O gün ben bir delilik yaparım diye Rıdvan'ı görmeye Melek gitmişti. Ona evlendiğimi, beni artık aramamasını söyleyecek ve mektuplarını isteyecekti. Ben de... O kadar iyi kalpli bir kadının ricasını kabul etmememe imkan yoktu. Yalan! Yalan söylüyorsunuz. İçimi kemiren bu ıstıraptan beni kurtarmak için ikiniz de yalan söylüyorsunuz. Bize inanın. Elinize geçen o mektupta mektupların çalından bahsediyor ve Şükran'ın hayatından çekileceğimi yazıyordu. Düşünün, hatırlayacaksınız. Vapurda düşürdüğü yavrusunun resmini de göndermiştim. Susun! Susun! Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Nasıl susarız abim? Bir yuvanın yıkılmasına nasıl tahammül ederiz? Bütün bunlar benim yüzümden, benim korkaklığımın yüzünden. İnan bize abim, Melek bir melek kadar masumdur. Allah'ım, eğer doğruysa ben bu vicdan azabından nasıl kurtulurum? Onları bulmakla. Bak, bu mektubu bugün aldım.
Çalınan mektuplarla size şantaj yapmak istiyorlar. Burada yazılı olanlar sizi inandırmaya yetmez mi? Ver mektubu bana. Kaptan bey, bir otomobil kazasında kaybettiğiniz mektuplar bende. Eğer 5.000 lira vermezseniz mektuplar Şükran Hanım'ın kocasının eline geçecektir. Yarın saat 3'te Mecidiye köyündeki otobüs durağında sizi bekleyeceğim. Kaptan elbisesiyle geliniz. Hürmetler. Oraya senin yerine yarın ben gideceğim. 5 seneden beri beni kıvrandıran şüpheden kurtulmak istiyorum. O adamla kendim konuşup mektupları kendim alacağım. Affedersiniz beyim. Galiba birisini bekliyorsunuz. Mektubu siz mi yazdınız? Evet. Buyurun eve gidelim. Orada konuşuruz. Ev şuracıkta. Buyurun. Hadi gidelim. Buyurun. Ulan sümüklü, kalk bakalım. Ya ulan ahıra mı giriyorsun? Misafirimiz var. Sen. Sen ha? Dur beyim bırak şu yatağı. Gözük yaşıyor mu? Bu ne telaş beyim? O gece bir an evvel alıp götüreyim diye acele ediyordun. Senden çocuğumu istiyorum ben. Nerede Ahmet? Acele etmeyin beyim. Şöyle biraz istirahat buyurun. Ben sana demedim Ahmet. Senin annen baban bunlar değildi. İşte senin baban bu. Baban mı? Baban ya. Kurtuldun Ahmet, kurtuldun. Ver oğlumu. Yoksa ben zorla almasını da bilirim. O biraz güç. Elimde nüfus kağıdım var benim. Sonra insaf edin beyim. Ekmek yedirdik, hastalığına baktık, giydirdik. Bunların hepsi verdiğin parayla mı oldu sanıyorsun? Edepsiz. Söyle kaç para istiyorsun? 5.000 lira ver. 5.000 de mektuplar, 10.000'e olur bu iş. O kadar param yok. Çocuğuna kavuşmak için 5.000 lira çok mu? Ya ben ona bakmasaydım, ya ölü verseydim? Ya sizi büyük bir felaketten kurtaracak olan mektuplar? O zaman başımdan gitsin de ne olursa olsun diyordun. Şimdi de vicdan azabı mı duyuyorsun? Senden çocuğumu istiyorum köpek. Unuttun galiba evime ne maksatla girdiğini. Şimdi hapiste çürüyecektin. Kavga gürültü istemez kaptan. Bu işi dostça halledelim. Ne veriyorsunuz hepsine? 5.000 lira. Fazla bir metelik vermem. Mektuplara da mı? Nerede bu bolluk? Sus sen! 5.000 mi? Evet 5.000. Çık parayı. Evvela mektuplar ve çocuk. Şimdi. Bu paralar benim mektuplara karışmam. Beni sen mi kurtardın? Oğlum benim. Kaçalım buradan babacığım, kaçalım buradan. Ayşe'yi orada bırak. Onu da alalım. Onu sonra gelir alırım. Zaten mektuplar için tekrar geleceğim. Ahmet! Ahmet! Bak Ayşe çağırıyor. Onu sonra alırız. Kaçtılar mı? Ahmet de mi kaçtı? Niye bıraktın salak? Ne oldu abi? Kim bu çocuk? Ahmet. Ahmet mi? Hı. Ne kadar da büyümüş. Ah, yavrum benim. Siz annem misiniz? Hayır yavrum, ben halanım. Annem nerede?
Burada değil Ahmet. Fakat yakında gelecek. Ahmet'i nasıl buldun abi? Mektubu yazan ve Ahmet'i alan iki serseri beni tuzağa düşürüp öldürmek istediler. Onların elinden Ahmet kurtardı beni. Kaçtık fakat mektupları alamadık. Üzülmeyin Cahit Bey, onları da alırız. Fakat asıl mesele Melek Hanım'ı bulmakta. Hayır. Melek'i ve Ahmet'i bulmak kafi değil. Bu korkunç şüpheden kurtulmak için mutlaka mektupları bulmam lazım. Olur Cahit Bey. Gel biz içeri gidelim. Yemek zamanına kadar istirahat edersin. Olmaz mı? Gel. Baban niye öyle düşünceli halacığım? Beni bulduğuna memnun değil galiba. Beni sevmiyor. Hiç öyle şey olur mu? Şimdi anneni bulmak çarelerini düşünüyordu onda. Anneme ne oldu? Beni niye uğursuzlara vermişler? Bunların hepsini anlayacaksın Ahmet. Şu mektuplar babanın eline bir geçsin. Ben gider alırım o mektupları. Yok olmaz. Yakalarlarsa seni öldürürler sonra. Bir şey yapamazlar bana. Eğer bütün iş mektuplardaysa babam da ondan sonra beni sevecekse gidip alırım onları. Sen şimdi uyu. Onlar büyüktür. Herhalde bir çare düşünürler. Ne oldu Ahmet? Orada bir arkadaşım var. Ayşe. O geldi aklıma. Bu yatak öyle güzel, öyle yumuşak ki. Ayşe şimdi otlar üzerinde yatıyordur. Ağlama Ahmet. Yakında Ayşe yanında olacak. Allah rahatlık versin size de. O gece çivilerdim kaptana ama kalleşlik bozdu işimi. Enayi gibi kaçırdınız avı elinizden. Keşke ben yapsaydım şu işi. Ne olacak şimdi? Allah bilir. Biraz da biz biliriz. Elimiz kolumuz bağlı değil ya. Mektuplar bizde. Bulur Şerif Bey. Bak bu doğru. Doğru ama yenemiyorum efkarımı. Yok mu bu mübarekten biraz daha? Yok. Bugünlük bu kadar. Ben bir iki tek daha içmeden yapamayacağım. Kara kara düşünceler geliyor aklıma. Ben birazdan gelirim. İnsanın senin gibi bir karısı olsun da sonra eline geçeni meyhanelerde yesin. Belki de yalnız meyhanede kalmıyor. Karılara mı gidiyor yani? Kim bilir. Mübarek şişede durduğu gibi durmaz ki. Böyle bir şey yaptığını bilsem leşini çıkardım onu. Şu 5.000 lirayı alsaydım bak ne hediyeler alacaktım sana. Sahi mi? Neden sahi olmasın be Güllü? Bu parayı ele geçirirsen benimle beraber gelir misin? Hı? Gül gibi yaşarız senden. Gelirim ya. Nesine tamah edeceğim sarhoşum? Bak neler alırım sana. Kurtulursun bu paçavralardan. Ben niye sizinle beraber oturuyorum sanki? Sümüklünün kara suratı için mi? Niye ya? Senin için be Güllü. Bunca zamandır anlayamadın mı? Şimdi olmaz. Bakarsın üstte sümüklü gelir. Çık biraz dolaş da gel. Zaten kuş kullanıyor Teres. Ha. Peki canım. Peki güvercinim. Ben birazdan damlarım gülüm. Eyvallah. Thank you.
Niye geldin Ahmet? Bunlar seni yakalarlarsa bir daha ellerinden kurtulamaz. Mektupları almaya geldim. Babam 1 milyon mektupları istiyormuş. O zaman beni sevecekmiş. Mektupların yerini ben biliyorum. Karabaşa'nı sandırdı. Babam Sümitli'yle kavga ederken gördü. Öyleyse hemen mektupları alıp kaçalım burada. Ben de mi seninle geleceğim? Elbette. Seni burada bırakır mıyım? Peki bekle burada. Gelin olursa haber ver. Seni köpek seni. Demek mektupları çalacaksın ha? Oh, ay! Ahmet! O da mı burada? İkinizi de yakaladım öyleyse. Ahmet! Ahmet! Oh, ay! Gelsin de kurtulalım elinde. Bırak, rahat dur. Şimdi hesabını göreceğim sen de. Geber inşallah. Ayşe! Gel Ayşe, kaçalım buradan. Al mektupları Ahmet. Bu yastığını hiç unutmayacağım Ayşe. Polise haber vermekten başka çare yok. Eğer mektupları almaya gitmişse muhakkak yakalamışlardır. Niye bu kadar ısrarla bu mektupların üzerinde duruyorsun abi? Anlamıyorum doğrusu. Çünkü mektuplar benim için Ahmet kadar mühim de ondan. Onlar elime geçmeden içimi kemiren şüpheden kurtulamayacağım. Baba! Babacığım! İşte mektuplar baba. Gel bana Ahmet. Ya seni yakalasaydılar Ahmet ne yapardık? Gel bana yavrum. Artık beni seveceksin değil mi baba? Yavrum babacığım. Benim. Ayşe de bizimle beraber kalacak değil mi baba? Tabii. Daima beraber olacak. Gel kızım. Şimdi benim 2 tane evladım var. Hadi. Artık yatmaya gidin. Ayşe ile beraber yatacağız değil mi baba? Biz hep beraber yatarız. Bu akşam benim odamda yatarsın. Yarın odanızı hazırlatır. Ayşe ile beraber yatarsın. Olmaz mı? Hadi. Yarın erkenden Melih'i arayacağım Rıdvan. Çalmışlar mektupları. Çalmışlar mı? Kim çalmış? Sen! Sen çaldın mektupları. Namussuz o gün paranın üzerine atılmandan bir kalleşlik edeceğini anlamıştım. Mektupları çalıp sattın değil mi? Aklını boylattın sen. Gene saçmalıyorsun. Hem sen içmek için parayı nereden buluyorsun? Biz sade suya fasulyeyi atarken her gece nerede zifleniyorsun? Bırak olacaksın.
Gebersin. Ne yapacağız şimdi bunu? Bir çuvala kor götürebildiğimiz kadar uzağa götürürüz. Ha? Yarın akşam da köşten Ahmet'i kaçırırız. Ahmet'i kaçırırsak bir şey koparabilecek miyiz? Elbette. Ahmet resmen senin oğlun. Kafa kağıdı sende. İstediğimiz parayı vermeye mecbur olacaklar. Bittirim adamsın be Salih. Tevekkili sana kara maça dememişler. Bana vaat ettiğin küpeleri alacak mısın? Elbette. Bir çuval bul da şu leşi ortadan kaldıralım. İşte odanın. Burası senin yatağın Ayşe. Bu da Ahmet'in. Hoşuna gitti mi? Evet. Niye bu resme öyle bakıyorsun Ahmet? Tanıyor musun bu kadını? Evet. Tanıyor musun? Nereden? Bir gün evden kaçmıştım. Beni yakalayıp bir yetimhaneye götürdüler. O kadını orada gördüm. Beni çok severdi. Adı neydi bu kadının Ahmet? Melek. Melek mi? Ah, o kadın senin annen yavrum. Annem mi? Abi. Abi. Melek bulundu. Ah. Annem Ayşe. Annem. Ben önden gideyim. Şükran. Melek. Şükran. Meleğim. Beni nasıl buldun? Buraya nasıl geldin? Hepsini anlatırım sonra. Cahit burada Melek. Masum olduğunu öğrendi ve senden af dilemeye geldi. Onu affedecek misin? Ya yavrum Ahmet? O da burada. Bak, seni bekliyorlar. Beni mi bekliyorlar? Hı. Ahmet! Anneciğim benim! Anne! Seni öyle çok seviyorum, o kadar iyisin ki. Yavrum, Melek sen. Elime geçirmişken kaçırdım seni. Oh yavrum. Artık hiç ayrılmayacağız. Hep beraber olacağız. Cahit! Cahit! Karıcığım, beni affedeceksin değil mi? Bir şey söyleme Cahit, bir şey söyleme. Biz fena bir rüya gördük, hepsi o kadar. Artık eve gidelim anneciğim. Orada bir kardeşim var, Ayşe. Bizi bekliyor. Değil mi baba? Evet yavrum, şimdi gidelim. Ben müdür beyle konuşayım. Artık uyuyayım en. Bugün çok yoruldum. Biliyorsun ya, yarın erken kalkıp doktora gideceğim. Olur hanımefendi. Niçin bana hanımefendi diyorsun? Bundan sonra senin de annenim Ayşe. Peki anne. Işığı söndürüyorum çocuklar. Yani. Annemle babam iyi insanlar. Çok iyi insanlar. Öyle değil mi Ayşe? Öyle. Artık memnunsun değil mi? Sen üzümüklü babanın yanından ayrıldığına memnun musun? Memnunum. Bu yatak o kadar rahat, o kadar güzel ki sanki havada yatıyormuşum gibi geliyor bana. Sana da öyle mi geliyor? Sen burada bekle, etrafı kolla. Ne
Sesini çıkarma. Hemen kaçalım, aynasızlar bastırdı. Durun! Durun yoksa ateş ederim! Gel! Vuruldu! Yardım et Güllü! Yardım et! Onu kurtarın baba. Ne olur kurtarın Ayşe'yi. Ölmesini istemiyorum. Kurtaracağız yavrum. Kurtaracağız. Halan doktora telefon ediyor. Burada mısın Ahmet? Seni görmeden ölürüm diye çok korkuyordum. Sen ölmeyeceksin Ayşe, sen ölmeyeceksin. Biz fena günlerimizi beraber geçirdik. İyi günlerimizde de beraber olacağız seninle. Daima beraber olacağız. Çok mu acıyor Ayşe? Hayır kardeşim. Hiç acı çekmiyorum. Yalnız biraz düşüyorum. Benim için ölüyorsun Ayşe. Beni kurtarmak için. Zarar yok. Ben zaten ölecektim. Hastanedeki büyük doktor söylemişti. Bari ölümün bir şeye yaradı. Sen kurtuldun. Onu kurtar babacığım. Bir şey yap, ölmesin Ayşe. Sen annenle babana kavuştun Ahmet. Artık ben de annem de babama kavuşacağım. Annemi görüyorum. Bulutların arasında. Bir melek kadar güzel. Bak. Kollarını açmış. Beni çağırıyor. Geliyorum anne. Geliyorum. Ah. Ayşe. Ayşe. Ayşe, Ayşe. Thank you.